Selamlar YouTube kanki derim. Hoş geldiniz. Bugün Mansuman'a şöyle bir bakacağız. Mansuman'ı şöyle bir 13,5 saat kadar oynadım yayında. Bir 4 kişi falan başladık. Tabii şu aralar biraz giremiyoruz bizimkilerin işlerinden dolayı. Bayağı bir ilerledik abi. Bir 20 level'a kadar falan geldik. Oyun hatta bir her hafta update falan alıyor. Şunu diyebilirim. Ya ücretsiz hani güzel grafikleri olan, güzel içeriği olan size yani 50 saat 60 saat bir oynadığını sürüyor Mansuman. Fakat birkaç sıkıntısı var. Bu bizim alıştığımız hani Rust'ta falan biliyorsunuz bu base'ler falan yıkılıyor. Burada öyle bir şey görmedim. Hani base'iniz yıkılamıyor, üstünüzdeki gitmiyor. Şu an mesela ben PP server'ında olmasına rağmen bütün dünyada istediğim gibi gezebiliyorum. Sadece şu bölgede belli başlı yerlerde PP yapabiliyoruz. Bu şekilde yapmışlar oyunu. Tabii ben PP server'ındayım. PV server'ında hiçbir şekilde PP yapamıyorsunuz. Oyunun ne farklılıkları var diye sorarsanız oyunda şu tarz küçük yardımcılarımız var. Bunları şöyle kafeslere koy, kafes de denmez de böyle akbaba değişik bir yere koyuyorsunuz. Tamam, bunların ihtiyaçlarını getiriyorsunuz. Mesela bu arkadaş bana maden kazıyor. Bunu şöyle bir şey de eklemişler. H'ye basıyoruz mesela, seviyoruz. Sevdikçe bunun modu artıyor ve size daha çok kaynak getiriyor. Daha çok mutlu oluyor. Daha az yoruluyor falan gibi şeyler eklemişler. Şu an gitti, başka yeri kazıyor. İkinci güzel şey de şöyle caps lock'ta şeyi değiştirebiliyorsun. Hani third person shot olmadığı için. DPS yani. Şöyle istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Maillerine mail kutundan bakıyorsun. Şu an ben de dedim işte server birleşimi olmuş bu arada. Evet, oyun çıkalı bir ay bile olmadı. Fakat server birleşimine gitmişler. Çünkü ilk gün çok fazla açmışlardı. Hediyelerimiz geldi. Şimdi ben size şöyle ufak bir tanıtayım. Her oyunda olduğu gibi burada da işte şuradan yemeğini yapıyorsun. Oyunda bu arada su ve yemek çok etkiliyor. Bir dakika, niye böyle oldu? Heh. En son bu arada grafikler basic'te şu an. Basic alma sebebimiz de en son bir tane boss kesiyorduk. Abi bosslarda FPS 120'den 60'a kadar düşüyor. Çok skill atıyor. Oyunda yemek mesela su içmedim ya. Şu bir tane çizik var. Ben şu an fareyi getirtemiyorum. Oraya getirsem şey yapacağım. Alttaki barda su diyelim ki birazcık susadı karakter koşması falan duruyor. Acıktı diyelim canın dolmuyor. Bu tarz şeyleri var oyunda. Dediğim gibi bunlar maden kazıyor. Farklılıklar bunlar olmuş birazcık oyundaki gördüğüm. İkincilik yanınıza şöyle yardım çağırabiliyorsunuz. Mesela burada kafeste duruyor. Fakat ben bunu şu an çağırdım. Geldi yanıma. Düşmanlara bu kırbaç falan atıyor. Düşman gördüğüne. Bunu birazdan size göstereceğim. Gidip bir yere falan lootlarken. Şöyle tekrardan çağırıyoruz. Burada bir arkadaş var. Mesela burada bir kurbağa var. Bu kurbağa da üstte mi geziyordu? Buna bir bakayım. Bir saniye. Şöyle bu arada oyunda yukarı çıkma falan var. Evet, FPS'sel birazcık şeyler var bu arada. Oyunda bilmiyorum optimizasyon falan iyi gibiydi. Hani ekran kartı falan ısıtıyor bu arada. İşlemciyi de ısıtıyor. Heh. Kurbağa yokmuş. Bu kurbağa geliyor. Şu fırına oturuyor abi. Fırında maden eritiyorsunuz ya. Onu falan hızlandırıyor. Dinozor var. Yemek pişirmeni hızlandırıyor. Bu tarz güzel şeyleri var. Mesela biraz da size şundan bahsedeyim. Motosikletinizi yaptın. Motosiklet istediğin gibi böyle çağırabiliyorsun. Buna benzin falan koyuyorsun. Benzin ihtiyacı da anca şu tarz petrol kuyularından, çünkü burada pipi. Burada da PP yapmak zorunda kalıyorsun birazcık. PP açılıyor. Şu an biri herhalde almış falan, buraya çekiyor herhalde. Öyle şeyler var. Gidiyorsun buraya kaynak koyuyorsun. Bunlardan benzin falan çekiyorsun. Bunun benzinini ben size göstereyim. Şu kadar benzinim kaldı. Yani fullemezsem eğer gitmiyor yani bir süre sonra. Şöyle hemen birkaç tane şöyle yapalım. İşte yağmur suyundan mesela su elde ediliyoruz. Bunu buna bağlarsanız yağmur suları otomatik olarak buraya geliyor. Benim base'im kırılmış bu arada. Hani başka dünyaya aktarıldığı için yoktu. Şu an fazla bitmiyor. Sandıklarınız falan var klasik. İşte buralardan silah milah yapıyorsunuz. Buradan ben elektrikli destere falan yaptım. Pickaxe yapıyorsunuz. Klasik odun falan kırıyorsunuz. Onları da göstereceğim. Mermi yapıyorsunuz. Şurası bir alt modeliydi. Yatağınız var. Öldüğünüz burada kalkabiliyorsunuz. Yatabiliyorsunuz. Karakter ne? Stamina var. Bu arada koştukça bak. Şu kas işareti gidiyor. Şu an kurulu olduğumuz bölge birazcık şeyle. En son buraya gelmiştik biz. Oyun sizi şurada başlatıyor. Şöyle biraz kaydım. Şurada falan başlıyorsunuz. Buraya hatta ben ışınlanabiliyorum. Şu an niye? Ha, bizim şeydekiler, klandakiler. O taraftan buraya geldik. Şu monolitlerde bosslar oluyor bu arada. Şu 10 level'da bir tane boss var. 20 level'da bir tane boss var. Bunları zorlu var. Burada marketler var. Ya oyun başlayacağız size şunu diyor. Şu yerleri kapatıyorsun, farmlıyorsun. Buradaki evleri falan. Günde bir kere açılan crate kutular var. Bunlara falan gidiyorsun. Radyasyon kulelerini açıyorsun. Bunlardan istediğin zaman buraya ışınlanabiliyorsun. Mesela şöyle göstereyim. F'ye basılı tuttuğundan gidiyorsun buraya. Oyunun genel map'i de böyle. Yani şu kadarcık yer açık. Buralara kadar böyle dolanabiliyorsunuz. Yani bayağı bir level kasacaksınız. Level kasma mevzusu da şu. Bu bizim karakterimiz. En son odun modun topladık. Böyle şey yaptık. Gear'ınız var. Buradan silahlarınızı istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Kıyafetleriniz falan da aynı şekilde.
Level aldıkça memetik puan diye bir tane puan geliyor. Bununla beraber şu an niye yüklenmedi burası? Abi yüklendi. Geç yükleniyor biraz. Bayağıdır oyuna girmiyorduk. Mesela burada puanınız oluyor. Buradan gelip ekstra eklentileri açabiliyorsunuz. Mesela bronz işleme, işte yakıt yapma falan açıyorsunuz. Stili açıyorsunuz. Daha sonra ben burada elektrikli açtım. Buradan daha iyi silahlar yapıyorsunuz. Can yenileme yapıyorsunuz. Tools yenileme falan yapıyorsunuz. Buradan ise ilk başta bitki yetiştirmeyi falan açtık. Sonra etleri kurutma var. Etleri kurutup yaptığınız yediğiniz zaman daha uzun tok tutuyor. Yağmur suyu, su depolama, işte ekicilik var, tohumculuk. Buradan mesela ben elektriği açtıydım. Elektriği falan buluyorsunuz. Kamera yapıyorsunuz bu arada. Şöyle göstereyim hatta inşaattan ben direkt size. Kamera falan sistemi var. Neredeydi o? Defanstaydı. Aynen. Kamera ve alarm sistemi var. Flamethrower var. Klasik burada taretleriniz var. Duvarlar falan var. Bunlarla güçlendirebiliyorsunuz. Elektrik falan çekiyorsunuz. Nerede garajınız falan büyüyor. Büyük bir arabalara binebiliyorsunuz. Burada istediğiniz gibi mobilya falan var. Bunlar mesela kırmızı ışık. Şu kazıcılar kırmızı ışık seviyor. Daha hızlı çalışıyor onda gibi özellikleri var. Abi en güzeli şu olmuş. Şöyle tıklıyorsun, tamam mı? Build diyorsun. Hazır ev. Bu hazır evi direkt buraya dikiyorsun kaynakların varsa. Bunu 10 numara yapmışlar. İşte ben ev yapmaya üşeniyorum. Bunu falan direkt yapayım. Şöyle yapayım diyorsan bir tıklıyorsun. Direkt yapıyor. Gene istediğin gibi İşte mermerden olsun, ahşaptan olsun o şekil yapılar var. Sonra boyama var. Boyama hastaların özel. Merdiveni bile boyayabiliyorsun. Mesela şunu da göstereyim. Bunlara radyo dinletiyoruz ya. Mesela radyo çalınca daha da böyle şey oluyor. Şu enerjiler hızlı doluyor mesela. Şimdi dedik ki kamera sistemi kullanabiliyorsunuz ama evi raidleyemiyorlar. Bu ne için lazım olacak? Oyunda şöyle bir sistem var. Hatta oyunun en önemlisi diyorlar belki de. Şunu yaptığınız zaman Stardust bunu yapıyorsunuz abi böyle. Hatta ben buraya bir tane örnek yapalım. Bunun içine şu tarz bir şey koyuyoruz. Şu an bende var mesela. Bunu koyup sağ tıkla mıydı? Aynen. Bunu koyup bastığınız zaman şöyle göstereyim tavana. Böyle bir şey çıkıyor, tamam mı? Bunu eliyorsun. Stardust yıldız tozu elde ediyorsun, tamam mı? Bundan da gidip pompa benzin çıkartıyorsun. Pompayı çalıştırıyorsun. Benzin çıkıyor. 25 level'lık moblar saldırıyor sana, 2 tane oyuncu öneriyor, 2 tane dalga gelecek diyor. Ben bunu önceki evimde yaptım, makineyi parçaladılar. Şimdi bunu yaptıktan sonra etrafınız taret olmalı veya arkadaşlarınız olmalı, buna saldırıyorlar mesela. Bu arada bizim kurbağayı arıyorduk, kurbağa buradaymış. Ben hemen size birazcık işin combat kısmını göstereyim. Bu taşındığım yerde eğer ki oynuyorsanız falan buraya gelirseniz altta bir tane mağara var. Burayı günde bir kere yağmalıyorsunuz ama bir tane mobumuz var bile. Şöyle bir inelim. Şimdi bende bir tane sniper var. Bir tane de pompalı var. Bunların repere süresi de var mesela. Şöyle sıkalım. Bu niye fazla yemiyor böyle? Vallahi yemiyor ya. Biraz da pompalıyı da sık. Hatta bizim küçüğü öldürteceğim. Çağırdım. Mesela, tamam mı? Ben hiç buna vurmayacağım. Bak mesela kırbaç çıktı burada 440. Bunu bu arkadaş yapıyor. Kovala beni, kovala. Ya oğlum kırbaç at lan. Alo. Atmadı. Ha, attı bir tane daha. Bir tane de pompalı da sıkın. Mili de var bu arada. Mili'yi de şöyle göstereyim. Mili çok güçlü. Elimdeki balık bu arada mili silah. Oy. Yalnız bir tane daha vursa öldüydüm. Elimdeki bu balıkla vuruyorum. Şimdi mesela canım gitti bir tane. Lan benim şırıngam yok mu, bir dakika. Evet, şırınga falan. Klasik şırınga ile falan iyileşiyorsunuz da şu an. Bende yok mu lan hiç? Hayda. Evet, almamışız. Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle devam. Şundan bir tane daha yemek yesin. Yavaş yavaş dolar zaten. İğne vurur en kötü. Şöyle gidelim pompalımızda. Kutu açmaları falan da gösteririm. Bu bir dakika, o ne? Hayda, bir tane daha mı var ya? Dur, bunu çekmeyecek. Şunu çekecektim. Sniper'la böyle açılıyor. Bu arada şey yapabiliyorsunuz mesela. Şöyle basılı tutarsam böyle bir moda geçiyor. Bir kere tıklarsam buna geçiyor. Bu şekil mantığı var. Bu silahlarda falan da aynı. Kaç 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 kaç. Şu CT ile taklatabiliyorsunuz. Ölürsek çok sıkıntı değil bu arada. Şeyden yaparız. Yukarıdan çıkar gelirim de. Bu arada yeni insanlara şöyle not bırakabiliyorsunuz. Mesela adam yazmış işte günlük bir kere. Weapon crate, ha, Weapon crate sonda diyor mesela. Adamlar böyle şey yapıyor. Taktik maktik veriyor. İşte şurada şöyle yapabilirsin falan diyor. Biraz mekanlar gelecek. Hatta oyuna ilk girdiğimizde
Ne oluyor? Oyuna ilk girdiğimizde şey falan sandık. Aha. Yuva varmış. Korku oyunu mu falan dediler. Hani birazcık gerici bir havası var birazcık. Dur abi, sizde işim yok. Bura bizim level'a göre biraz üst. O yüzden. Aha, 21 olduk bu arada. Güzel. Sen de öl. Her level aldığımızda 4 tane memetik puanımız açılıyor. Create'imizi açalım. Günde bir kere bunları açabiliyorsunuz. Şöyle diyeyim. Yani gerçek şey anlamında. Günde bir. Mesela açtık, ne diyor? Bugün bir şey demiyor. Yani yarın mesela 24 saat sonra bir daha geleceğim. Bir daha açabileceğim. Level alma şeyini de şöyle göstereyim. Level aldık, 4 tane puanım var. Mesela gelip de buradan Elektro Refining'i açabiliyorum. Buradan mesela can yenileme. Dediğim gibi can yenileme birazcık şeydi. Açmışız onu gerçi. Burada iğne falan, adrenalin. Mesela bu yerden bizi kaldırıyor. Bunu yapmayı artık öğreniyorum. Yere düştüğünüzde birisi sizi kaldıracak. Ya da siz kendinize bunu vuracaksınız. O şekilde kalkacaksınız. Buradan unutuyordum bu arada. Cradle diye rune sistemi de var. Yani rune sistemi gibi düşünün. Mesela benim neydi? Damage'im, damage kart damage'im %50 artıyor. Bu da takla attıktan sonra damage reduction %15 artıyor. Böyle şeyler var. Burada istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Silahlarınızda modları var bu arada. Şöyle göstereyim. Backpack'te en sonda mıydı? Bu herhalde şeyde gözüküyordu. Gear'dan bunlara mod ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Buradan silahlarınızı yapıyorsunuz bu arada. Her silah parçasını ayrı ayrı yapıyorsunuz. Mesela bunu yapacaksın ya. 3 parçadan falan oluşuyor. Gidiyorsun bunu o şekilde yapıyorsun. Buradan modları ekliyormuşsun. Ha, modlanmış. Yani oyun birazcık böyle rast kafası gibi düşünmeyin de. Raid mate atayım, öldüreyim, pp yapayım değil de. Motoruna atla mesela, gidiyorsun, tamam mı, şuraya kül müydü, capstock muydu, bir tane capstock'ta böyle bu arada şeye geçebiliyoruz. Bunları falan güzel yapmışlar. Bir tane tuşumuz vardı, onu ben tam hatırlamıyorum. Ama etraftakileri falan görmemizi sağlıyor. İçeriye lootluyorsun mesela. Bunun map'i falan da var. Bansuman map yazıyorsun. İçeriği görüyorsun. İçeriye lootluyorsun. Sonra çıkıyorsun işte, karşıya gidiyorsun. Oralara falan şey yapıyorsun. Mesela şuradaki herhalde bir tane oyuncunun gibi olması gerekiyor. Değil mi? Yok. Oyuncu evlerine girip istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Eşyaları kullanamıyorsunuz tabii ki. Ha, mesela otobüste yakaladık. Bu arada bir duruyor. İçinde bir tane loot crate var. Sıkınca böyle mob falan çıkartıyor. Abi bir dakika, o ne bu arada? Ha, konteynermiş. İçinden bunun bir kere loot alıyorsunuz ve düşmanları böyle de kolay sanmayın. Şey var mesela, bir süre sonra silahlı düşmanlar falan geliyor 20 level'dan sonra. Biz herhalde 20 level bir tane görev yaptıydık. Abi 20 level'dan sonra birazcık silahlı falan moblar geliyor. Mesela bir oyuncunun evi. Burası tamam. Şu an PP zone'dayım. Geliyorsun mesela, kapıları falan açmış. Sağda çıktı. Nastic Territory diye. İçeriye hani girersen eğer hiçbir şey yapamıyor. Yani sadece adamın evine bakabiliyorsun. Burada mesela adamın kazıcı varmış. Kazıyor mazıyor, böyle takılıyor. Moblar falan da bu arada bir şey yapmıyor. Sadece Stardust falan yerini kırılıyor. Onun harici oyunda şöyle bir şey var. Size onu söyleyeyim. Nereden yapıyorduk onu? Herhalde markete gidecektim. Markete geçeyim. Mesela oyunda şu tarz marketimsi yerler var. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz belli puanlarla. Onlar şöyle teleport chest şeyimiz var. Teleport tower'ımız var, chest demişim. Abi bundan şöyle bir şey yapıyorsun. İstersen teleportlanabiliyorsun ama biz o dünya değiştirmeye bakacağız. Şimdi oyunda 10 tane dünya var. Biz ikincisindeyiz mesela. Burada şöyle bir sistem yapmışlar. Şimdi server mantığı var ya. Server düşünün. Şimdi server'ın içinde de 10 tane CH var gibi. Şu an World 1'e geçtim. Fakat benim evim yok. Benim evim World 2'de mesela. World 1 tamamen farklı bir dünya. Bir server'ın içinde 10 tane CH var. Siz bu CH'lerde istediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Fakat evinizi yanında götüremiyorsunuz. Burada bak, görevleri yapmışım. Tamam mı? Ama benim bu dünyada evim yok. Hani ölsem gene evde başlayayım ya da en yakın TP'de falan başlıyoruz. O şekilde. Ama istediğiniz gibi World 2'deki evi alıp World 1'e falan koyabiliyorsunuz. Muhtemelen aynı dünya üzerine, atıyorum 1000 online alıyor bir CH. 1000 kişi 1'e girsin, 1000 kişi 2'ye girsin diye yapılmış bir şey bu. Ve şöyle göstereyim, benzin yerine geldim. Benzin yerinde böyle bir duvar var. Buraya geçtiğiniz anda bak, sağ yukarıda safe yazıyor, 215 ms. Buraya geçtiğim anda danger oluyor. Evet, şu an mesela benim PvP'm başladı. Burada mesela ilk gün, biz oyunun ikinci günü falan buraya petrol çekmeye girdik. Adam şuraya pusmuş sniper'la bizi avlıyordu mesela. Buraya geliyorsun böyle yerlere. Şu an ses sessiz gidelim be. Yıhtanıhtan şunu koyalım. Tabii ki buralara toplu gelmen lazım. İlk gün kimseye buraya sokmuyorlardı mesela. Şöyle geldik, şu pompanın yanına gidelim. Şöyle bir çekelim. Ara ara ping mink giriyor. Buraya geliyorsun, şurayla konuşuyorduk herhalde değil mi? Aynen.
Buradan Stardust'ı işte bu moblardan düşen şeyi yapıyorsun ve Premium Fuel ya da bunu getiriyorsun. Tamam, birleştiriyorsun. Burada çekiyorsun ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Bura çalışmaya başlıyor. Böyle durmuyor. Parlıyor. Mesela şu an çalışan var mı? Şöyle bir bakıyorum. Bu tarafta yokmuş. Diğer insanlar da bunu görüyor. Gelebiliyor topluca. Ya bu sistem birazcık ileride sorun da yaratır. Mesela şu an atıyorum ben 40 level gibi düşün. Tamam mı? Silahımla tek atıyorum. Buraya geliyorum. Yeni oyuncunun buraya gelip de benzin çekme şansı yok. Mesela. İleride bu arada araba falan açılıyor. Oyunun her yerine seyahat ederken birçok yerde. Mesela araba kullanıyorsun. Şuraya gideceksin. Nereden? Mesela şuradan. Şunu açmak için gene buradan buraya seyahat ederken. İşte buralara giderken. Dediğim gibi. Oyun size 500 falan benzin veriyor. Biz neredeyse yarısını şey yapmışız, kullanmışız. E şimdi yeni bir oyuncusun lazım oldu. Buralara geleceksin. Adamlar buraya pusacak. Tamam, bir şekilde sana geçit vermeyecek. Şu an tabii gecenin 12'si olduğu için birazcık oyun online da düştü bu arada. Yani tam solo bir oyun deseniz değil. Bosslara 4 kişi falan girebiliyorsunuz. Açık dünyada belli eventlara belli kişilerle gidebiliyorsunuz. Mesela bir adam var şurayı yapıyor. Siz gittiniz ondan beraber görev yapabiliyorsunuz. Birçok şürif tankoru beraber kapatabiliyorsunuz. Bosslara beraber girebiliyorsunuz. Beraber yağma yapabiliyorsunuz. Bu tabi daha benim level kaç tekrardan bir söyleyeyim. 21 level. 21 level'a kadar gördüklerim 14 saatte. Ya tam bir single değil. Tam bir co-op da değil. Tam bir multiplayer de değil. İşte deseniz ki devasa bosslar var. Bossları güzel bu arada. Bu 10 level olsun 20 level olsun harbiden keserken. Yani bu ne falan dedirtti. Tam bir boss şeyi de yok yani boss girip farmlamalık falan. Tam bir base building diyeceksiniz. Belli yere kadar geliştirebiliyorsunuz. Bu arada map tekrardan bug'a girdi bende. Birazdan 2 dakika içinde eve ışınlanacağız. Sınırlarımı da göstereceğim ben size. Yani eve kamera taret yapabiliyorsunuz. Fakat eviniz sizin diğer oyuncular tarafından yağmalanmıyor. Siz evinizi düşmanlardan koruyorsunuz. Hani düşman derken yani düşman oyuncu değil moblardan. Moblar hani o pembe şeyi çıkartırken ya da etrafında geziniyorsa. Sizin o dikbilere falan dalıyor. Onlara dalmasın diye koruyorsunuz. Yani tam bir rast deseniz değil. Tam bir atıyorum böyle açık dünya kapışma deseniz o da değil. İstediğiniz zaman kapışamıyorsun. Dediğim gibi ortaya hani hepsinden birazcık kendilerinden katarak ortaya böyle bir şey çıkmış. Ay güzel mi? Sarıyor mu? Sarıyor. Girince oynayasınız geliyor. Grafikleri güzel. Diğer her şeyi güzel. Ama dediğim gibi ileride birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü mesela 21 levelsınız. Tamam benim gibi. Şu an main görev takip ediyoruz. 5 tane Rift Tankor kapatlıyor. Sonra main görev burada bir yerde derler. Yan görevler de var. Bak onları da göstereyim size. Şöyle bir mavi miydi? Mavi. Ha. Şu tarz yan görevler var. Mesela 16 level öneriyor. 1000 XP veriyor. Bu 1100 veriyormuş. Mesela bu da Stardust veriyor. Bu veriyor mu? Bu da veriyor. Bu tarz görevler falan var. Tekrar dönüp şuraları yağmalayabiliyorsun bu arada. İşte odun kesiyorsun XP. Yağmaladın XP. İşledin XP. Hani zevk veriyor ama ileride tek düze düşebilir, döngüye düşebilir bu arada. Hani biraz bayabilir. PP de yok. Yani full PV yapacaksınız birazcık. Aa, gittik adam yok mesela orada. Alanımı şöyle göstereyim. Şöyle bir sistem eklemişler bu arada. Kuş bakışı. Şimdi benim rencim, evimin renci bu kadar. Böyle bir şey yaptım. Tabii ki istediğin kadar kat çıkabiliyorsun bu arada. Oyun sana öyle bir artı diyor. Ve şu anda ben yapmadım da. İleride eğer ki açarsak şurada bir geliştirme var. Yani Territory Expansion yapmışız. Şu aleti geliştiriyorsun. Bu benim teritorimin merkezi. Tamam bu patlayınca gidiyor. Bunu ben alamıyorum yalnız. Bir saniye abi. Böyle alıp. Heh, şuraya koyalım. Bunu geliyorsun. Upgrade diyorsun mesela. Aa, direkt atlatabiliyor musun? Aa, direkt atlattık. İyi. Şu anda mesela menzilim böyle oldu. Alanım. Böyle genişledi. Burada istediğin gibi şey yapabiliyorsun. Rencim bu kadar. Yani istediğim yere atayım. İstediğim yere kurulayım yok. Bunu da taşırken. Şöyle taşıyorsunuz. Onu da göstereyim size. Z mi? Z'ye basıyorsunuz. Mesela. Tutup da. Şöyle biraz daha götüreyim. Bu kadar mı rencim benim? Acaba? Buraya niye gidemiyoruz? Şuradan yapalım ya dur. Mesela bunun olduğu gibi ben tutuyorum. Tamam mı? Şöyle birazcık götürelim. Tamam. Çevirebilirim bu arada. O tarz şeylerin daha şöyle falan. Taşıyamıyoruz ama bir dakika. Böyle istediğim zaman taşıyabilirim. Ha. Aa, merkezden dolayı. Evet. Yerle bağlantısı olması gerektiği için. Herhalde ondan dolayı. Dur bakayım. Mesela tuttum buraya taşımak istiyor musun diyor. 10 dakika cooldown var. Niye yapamadım? Bir dakika. Bir şeyden falan ötürü getiremedim. Şöyle bir tekrar deneyeyim. Bir şeyden getiremiyorum fakat direkt tutup buraya getirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ama şey güzel olmuş ya. Bir süre sonra maden kazmıyorsunuz böyle. Şimdi bunlar mesela getiriyor. Şöyle göstereyim. Bunlardan toplayalım.
Mesela kaynak aldığını 500. Ne verdi? Bak şurada 1400 tane, 2000 tane çantam doldu mu? Çanta doldu bu arada. Yürüyemiyor çar. Bunlardan falan getiriyor. Bu arada son güncellemede şöyle şeyler eklenmiş. Operation platformlar falan eklenmiş. Bunlar muhtemelen gidip bize odun getiriyor falan vesaire. İleride otofarm için. Dediğim gibi madeni topluyorsunuz. Burada eritiyorsunuz. Mesela gelelim şuraya. Buradan kömür de yapıyorduk baya. Buradan seçiyorsun kömür yapımını. Bundan sadece mesela ben kömür yapıyorum. Şurada bir fırınım daha var. Bundan da işlemeleri yapıyorum. Gidebilirsek tabii, yavaş yürüyor. Buradan da atıyorum şu lazım ya da en yeni açılan şuydu galiba. Şu anda kömürümüz bitmiş tabii ki de. Kömür olunca yaparız. Yapıyorsun. İstiyorsan geliyorsun buradan istediğini yapabiliyorsun. Şunu da göstermeyi unuttum bu arada. Memetiklerde şöyle bir geliştirmeler var. Buradan istediğini seçebiliriz. Mesela oil ile ilgili bir eklenti var. Healing Boost mesela HP rekoru %10 artı bir tane daha verir diyor. Mankenner diyor artı bir yield verir diyor. Burada gene stone ile ilgili bir geliştirme var. Buradan kendinize göre geliştirme alabiliyorsunuz. Ben silah yapacağım dediğiniz zaman da şuraya geliyorsun. Oyunda bu arada şöyle bir denge var. Mesela bunları ben yerden buldum. RPR'si bitiyor. Fazla dayanıklılığı yani gidiyor. Ve bunları repair edemiyorum ben atıyorum. Edebiliyormuş. Bunları ben kendim craftladığım için. Bazılarını yerden bulduklarınızı hiçbirini repair edemiyorsunuz. Silah craftlayacağın zaman da buradan tek tek recoil'ini pistolini yapıyorsun. Mesela şundan örnek vereyim. Var mı burada? Heh. Tek tek bu parçaları yapıyorsun. Bundan birleştiriyorsun. TRB var, ikisi var, üçü var, dördü var, beşi var diye gidiyor. SMG'den tut. İşte rifle'ımız var. LMG'miz var. Burada oklar falan da var. Tekrardan bunlar daha açılmamış bende. Milli sopalar da yapabiliyorsun. Burada armorunu yapıyorsun. Tabii ki bunlar ezik fırında. İleride elektrikli fırın falan yapabiliyorsun. Ya böyle açık dünyada takılayım. Biraz boss keseyim. Biraz işte base building yapayım. Biraz geliştireyim falan diyorsanız. Bu arada ağırlığımız varken de zıplayamıyormuş. Şu tarz bir şey de var bu arada. Bulduğunuz çöpleri buradan parçalıyorsunuz. Gerekli kaynaklara falan dönüştürüyorsunuz. Abi adamlar yani et kurutucuya kadar buraya koymuş. Tuzluyorsun falan. Daha uzun süre tokluyor. Yeri gelmişken şunu da başlatalım. Bunu başlattığınızda şöyle oluyor. Mesela moblar geldi. Tamam mı? Şu an koşuyorlar bu tarafa doğru. Ben niye şey yapamıyorum? Heh. Böyle sıkalım. Mesela 25 level olduğu için biraz zorlayacak. Şu anda beni base'e kırmayacaksınız değil mi siz? Merdivenden çıkın. Merdiven kullanın hocam. Şu anda göremiyorum. Bu arada el bombası falan mı var? Şöyle göstereyim. Mesela attım şöyle. Çok mu attım? Çok attım lan. Kötü attık ya. Şu anda merdivenimi kırıyorlar bu arada. İki bir yaratık gelecek. Bu arada uzaktan atıyorlar mesela. Uzaktan atanlar geldi. Kafası şöyle değişik olanlar var. Onları kırıp kafasını alabiliyorsunuz bu arada. Abi base'i kırmayın lan. Sadece makineyi kırın. Şu sirenler var mesela. Bunları vurdum muydu şey oluyor. Yardım falan çağırıyorlar. Tabi burada çağırmaz da. Bizim silah birazcık ezik kaldı ya. Kim atıyor? Sen mi atıyorsun lan? Abi bizim silah da çok ezik kaldı ya. Ben 21 level'ım. Bunlar 25 level. Molotof var bu arada. Şöyle göstereyim. Lan içme dur. 8 8 abicim he. La oğlum bu molotof değilmiş lan. Enerji şişeymiş. Aha. Payload verdi. Bunu ben tekrar alacağım. Alamıyorum şu an. Heh, aldım. Mesela koruman gerekiyor. Bunlar dönüyor bu arada şu an. Zararsızlar. Merdiveni kırdılar bu arada herhalde. Gelip aşağıdan da buna vurdular. Bunu repair etmen gerekiyor. Demoliş mi diyoruz? Direkt demoliş edelim. Şu an kaynaklar geri geldi. Bunu yapıyorsun. Bundan gidip benzin falan çekiyorsun. Daha sonra ileride ne açılacak bilmiyorum. Şu an 20 level'a kadar 14 saatte gördükleri bu. Aa, bizimkisi gelmiş. Böyle takılıyor. Fırını hızlandırıyor. Normalde mesela bunun 5 dakikada olacağı varsa 2 dakikaya falan düşürüyor. Bunun büyük versiyonları da var tabi. Güzelim merdivenim gitti. Birazcık çevirmeler falan biraz sıkıntı olmuş. Şöyle falan tutman gerekiyor. Onlarca güzel güzel evler yapanlar var bu arada. Benim de anlatacağım, inceleyeceğim. Bu kadar arada bir giriyorum böyle günde bir saat, belki haftada bir saat falan. Kafa dağıtıyorum. Umarım böyle güzel şekilde devam eder. Yine oyun istek öneriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kankiler.